TV için Halkın Haberinin başlama saati. Artık bu saati çok iyi biliyorsunuz. Saat 15. Ve biz bugün bu bültene, Halkın Haberine şok edici, çok sıcak bir gelişmeyle başlamak istiyoruz. Nedir o? Selahattin Demirtaş'ın az önce attığı tweet. Şimdi yansıyacak, siyaseti baştan aşağı değiştirecek o anlamda bir tweet altta görüyorsunuz son dakika. Selahattin Demirtaş aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. İşte o mesaj. Merhabalar. Yarın artı gerçekte yayınlanacak röportajımdan iki paragrafı sizlerle paylaşıyorum. Ben kendi adıma halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Ayrıca bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum. Şimdi devamı var. Devamı da geliyor. Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor ve hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle. Gelebilirsin Esra bana. Siyaseti sil baştan yapacak. Türkiye'de yönetim bağlamında, siyasi kompozisyon anlamında suyun akışını değiştirecek çok hayati bir gelişme. Selahattin Demirtaş aktif siyaset hayatını noktaladı. Tekrar ediyorum. Selahattin Demirtaş Edirne cezaevinde 6 yıl aşkın zamandan beri tutuklu orada verdiği bir röportajda yarın yayınlanacak önden çarpıcı bilgi geldi. Aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Mesaj çok önemli. Tekrar seslendirmek isterim. Esra tam ekran görebilir miyiz? Yine ve yeniden. Yarın artı gerçekte yayınlanacak röportajımdan iki paragrafı sizlerle paylaşıyorum. Ben kendi adıma halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için İçtenlikle özür diliyorum. Öncelikle seçim sonuçları ile ilgili Demirtaş öz yapıyor. Halkımıza layık bir politika ortaya koyamadık. Ben koyamadım. İçtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Yani eyleme geçildiğinde, eyleme döküldüğünde, pratikte bu eksiklikleri gidermeye çalışacağım sözünü veriyorum. Bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken dikkat işte o cümle. Aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum. Selahattin Demirtaş aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum. Bu aşama önemli bir vurgu. Sonrası için bir anlam gösteriyor mu? Bize bir ipucu veriyor mu? Önümüzdeki süreçte tartışacak, tartışılacak. Aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum. Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor. Hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle. Gerçekten beklenmedik bir gelişme. Edirne'de cezaevinde yıllardan beri işte seçimde net olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermişti. HDP'nin Yeşil Sol Parti adıyla ittifak olarak girdi seçime. Oyları ciddi anlamda düştü ve dahi Kılıçdaroğlu'na destek. Aktif siyaseti bu aşamada bırakıyorum. Yarın artı gerçekte Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden yaptığı röportaj yayınlanacak. İki önemli paragrafı bir tweet mesajı olarak Selahattin Demirtaş az önce paylaştı siyaseti bıraktığını söyledi. Uzun süre konuşacağız, uzun süre tartışacağız. Halkın haberi için, şu saat için etiketim neydi? Bilerek anons yapmadım. Doğru değil. Yani yapılan şu aşama, şu ipucu, şu işaret fişeği, şu düğmeye basış hiç doğru değil. Bitişik küçük harfle mesajlarınızı bekliyorum. Etiketim doğru değil. Neden böyle bir etiket? MHP'nin hukukçu kurmayı. Fethi Yıldız bugün mesajlar yayınladı. Artık Kılıçdaroğlu milletvekili değil. E, Cumhurbaşkanı da seçilemedi. E, dolayısıyla sadece bir titre, bir ünvanı var. Şu an için CHP Genel Başkanı. Yargılanabilir dedi. Hatta gerçekten sürecin başlaması için işaret fişeği attı. Bu doğru değil. Türkiye'deki kutuplaşmayı, cepheleşmeyi ciddi anlamda tetikleyecektir. Kılıçdaroğlu'nun yargılanması. Suç ne? İddia ne? Çok ciddi bir durum. Hiç doğru değil. Haberi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı sona eriyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız durumu hatırlatıp yargıya yol gösterdi, kamu davası açılabileceğini söyledi. Bir partinin genel başkan yardımcısı haddini aşmış. Yargının yerine geçerek değerlendirme yapma şansına sahip değil. Milletvekilleri 2 Haziran'da yemin edecek. Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı sona erecek. Hakkında düzenlenmiş fezlekeler Anayasa ve Adalet Komisyonu raflarında bekliyor. Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun hakkında oluşturulan fezlekelerin iddianameye dönüştürülmesi gerektiğini savundu. Cumhuriyet Başsavcılıkları hakaret, tehdit, iftira, suç ve suçluyu övmek Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret, halkı kim ve düşmanlığa tahrik, terör örgütü propagandası gibi çeşitli suçlardan hazırlanmış 28 adet fezlekeyi iddianameyi dönüştürerek kamu davası açabilir. Daha önce açılmış ancak dokunulmazlık nedeniyle durdurulan davalar kaldığı yerden devam eder. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Halk TV'de Yıldız'ın yönergelerini hukuken değerlendirdi. Hangi davaya açacaksınız? Ve kaldı ki Şule Hanım aslında hani Fethi Bey şunu ifade etti. 28 tane davanın açılacağı anlamda bir değerlendirme yaptı haddini aştı ama eğer birazcık hukuk kırıntısı olmuş olsaydı Anayasa 83'ün ne olduğunu bilirlerdi. Anayasa 83 der ki mecliste meclis çatısı altında bir milletvekilinin yapmış olduğu konuşmadan ötürü Soruşturma yapılamaz, koğuşturma yapılamaz, hiçbir şekilde dava açılamaz. Hakkındaki fezlekelerin hepsi için dava açılmasının mümkün olmadığını vurguladı Çelik. Toplamda 28 tane fezleke şu an itibariyle mecliste idi. Bu 28 tane fezleke elbette Cumhuriyet Savcılıkları iade edilecek Cumhuriyet Savcılıkları'na. Ancak 28 tane dava açılması nereden çıktı? Çünkü bu 28 tane fezlekenin tamamı da aslında dava açılmayı gerektirmeyecek iddialara dayalı. Kılıçdaroğlu 2002'den bu yana milletvekili olmasından kaynaklı dokunulmazlığa sahipti. 2016'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan anayasa değişikliğiyle milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılmıştı. Kılıçdaroğlu'nun da yaklaşık 60 fezlekesi raftan inmişti. Bu dava ve soruşturmaların önemli bölümü Kılıçdaroğlu lehine sonuçlandı.